Öncelikle Karabükspor maç öncesi Galatasaray'ı çok güzel bir şekilde analiz ediyor, değil mi? O zaman sahaya çıktığında diyor ki ben zaten geriye yaslansam, sadece defansif futbol oynasam, Galatasaray'a alan bırakmasam, tabiri caizse otobüsü koysam Çeksem. ceza sahası üzerine bana Galatasaray her türlü gol atar diyor. Ki Galatasaray da her takıma gol atabilir. O kapasitede yetenekli oyuncuları var. O yüzden cesaretli önüne basalım. Kaptığımız toplarla hızlı atağa çıkalım. Önüne doğru oynayalım. Defans arkasında forvetimizi pozisyona sokalım mentalitesiyle çıkan bir kar demek. Ki maça da öyle başladı Karabük. Muslera'nın bir hatası, o Evet ya. pozisyonu değerlenseler 1-0 maça önde önde başlayan başlayabilirler, bir evet. Karabük ve belki de maçın hikayesi çok daha farklı olur. Çünkü risk alacak bir Galatasaray'a karşı çok daha pozisyonlara girebilirlerdi. İşte oyunun güzel gözükmesi, tempolu gözükmesinin en büyük sebeplerinden biri de bugün tabii ki kesinlikle Karabükspor'un oyunu çirkinleştirmeden cesaretli, özgüvenli bir şekilde sahada olmasıydı. Şimdi aslında biz bir yandan sürekli yabancı sınırlaması vesaireyi tartışırken aslında özellikle bu sezon bazında takımların yaptığı transferlerden sonra ve global anlamda futboldan etkileşen teknik adamlarla beraber, yani şimdi herkes işte Şampiyonlar Ligi izliyor, UEFA Avrupa Ligi izliyor, Avrupa Liglerini izleyebiliyor. Sürekli oynanan, güncellenen futbolu çok yakından takip edebiliyor. Bütün futbolun içinde olan kişilerden bahsediyorum ve doğrudan bunu takıma uygulamaya çalışıyor. Bence bu sezon en büyük etkenlerden biri de takımların, Anadolu takımlarının özellikle pozitif yönde oynamaya çalışması. Şimdi bugün baktığımızda işte Göztepe, yine baktığımızda Kayserispor yine öne doğru oynamaya çalışan, yani bir sürü takım sayabilirim. Bu da otomatik olarak hem büyük takımlara karşı olan maçları hem de kendi aralarındaki maçları, yani Süper Lig'i daha değerli hale getirmiyor mu Nihat? Ya bugünkü zaten sonuçlara baktığımızda geçen haftalarla birlikte bugün Osmanlı maçına bakıyoruz 3 gol olmuş. Sivas maçı 4 gol. Kayseri maçı 4 gol olmuş. Galatasaray maçı 5 gol olmuş. Ya bu zaten her şeyi anlatıyor. Artık bütün takımlar futbol